önce Fatih Altuğ'a aramıza geldiği için, bizi kırmadığı için, buralara kadar geldiği için çok teşekkür ederiz. Konuşmanın konusunu biliyorsunuz zaten, özetle okuyup gelmişsinizdir. Ben size Fatih'in hayat hikayesine küçük bir parçayı okuyacağım ama sonra onun üzerine bir iki kelam etmem gerekir. Konuşmanın başlığı Fatma Aliye ve Emine Semiye'de tarih yazıcılığı, karşılaşmalar ve tercümeler. Fatih Altuğ lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını A dergisi, doktorasını Namık Kemal'in edebiyat eleştirisi üzerine Nükhet Eser'in danışmanlığında yaptı. Yeni Yazı, Mizan, Kritik, Monograf dergilerinin Yanık Yayın Kurulu'nda yer aldı. Selim İleri'nin Kapalı İktisat'ı üzerine Kapalı İktisat Açık Metin kitabını yayınladı. Everest yayınlarından çıktı bu kitap. Mehmet Fatih Uslu ile birlikte Tanzimat ve Edebiyat, Osmanlı İstanbul'unda Modern Edebi Kültür kitabını yayına hazırladı. Bu da İş Bankası yayınlarından çıktı. Ebru Kayaalp ile birlikte Standartlar Nasıl İşler? Küre yayınları kitabını derledi. Necaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası ve Hüseyin Rahmi Gürtler'in Uyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanlarının eleştirel basımını iletişim yayınları için hazırladı. Fatma Aliye ve Ahmet Mithat'ın Hayal ve Hakikatinin, Fatma Fahrünnisa'nın Dil Harabı'nın, Şehbenderzade Filip Eli Ahmet Efendi'nin Amak ve Hayal kitabının, Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşti'nin, Şemsettin Sami'nin Taşk ve Talat ve Fitnat'ının dil içi çevirilerini yaptı. Sırasıyla bunlar iletişim yayınları Everest, Koç, Can yayınları için. Leyla Erbil, Sevim Burak, Tomlis Uyar, Orhan Koçak, Nurdan Gürbilek, Halit Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali gibi edebiyatçılar hakkındaki makaleleri çeşitli dergilerde ve kitap derlemelerinde yer aldı. Koç Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde çalıştı. Şimdi, bu tabii hiçbir şey ifade etmiyor. Siz burada olduğunuza göre zaten Fatih'i tanıyorsunuz ama bir yandan da bu konuşmanın daha sonra YouTube'a yükleneceğini düşünürsek onun için de birkaç kelam etmek gerekir. Tabii bundan çok daha fazlası var tahmin edersiniz. Fatih, benim buradakilerin dışında sebeplerle çok önemsediğim bir meslektaş. Bunlardan bir tanesi öğrencilerle ilişkisi, öğrenci yetiştirmesi. Yani akademisyenlerin bir yandan da öğrencilerin tezlerinde görev alma, onların tezlerine katkıda bulunma, onları çalışmaya teşvik etme, çalışmalara katma görevi olduğunu çok iyi gösteren akademisyenlerden bir tanesi. Bunu çok önemsiyorum. Özellikle kendi alanım için. O anlamda da çok takdire şayan bir iş yapıyor. Onlarca öğrencinin çalışmasında emeği var. Onlarca öğrenciyi çalışmalara dahil etti ve onlarla birlikte yayın hazırladı. Bu çok kıymetli. Tez jürilerinin vazgeçilmez üyelerinden ve danışmanlarından. Kolektif çalışma bakımından da yine bizim alanımız açısından çok önemli olduğunu düşünüyor. Bizim alanımız derken ben niye biz diyorum onu da bilmiyorum ama hani Türk Dili Edebiyatı demiş olayı. Kolektif çalışmanın önemini vurgulaması açısından çok dikkate değer. Yani yaptığı pek çok işe bakarsanız burada öğrencilerle değil sadece meslektaşlarıyla da işbirliği olduğunu göreceksiniz ki bunun üzerine gitmek gerekir. Yaptığı çalışmaları tek tek saymak yerine belki bir iki noktaya vurgu yapmakta yarar var. Metin neşri dediğimiz şey zaten kendini gösteriyor. Yani çok sayıda metni yayına hazırladı Fatih. Bunlardan özellikle Araba Sevdası gibi olanlar kaynak metini olma özelliği taşıyor. Yani ön sözleriyle, dipnotlarıyla, arkasında duran araştırmayla sadece dil içi çeviri ya da transliterasyondan bahsetmiyoruz burada. Bu açıdan çok kıymetli çalışmalar. Kanon dışı metinlerin edebiyat tarihine dahil edilmesi için özel bir çaba gösteriyor. Bugünkü konuşmada zaten bunun aslında bir parçası. Özellikle Tefrika projesinde, bu TÜBİTAK projesinde benim de parçası olmaktan yani çok mutlu olduğum bir proje. Çok ilginç metinler bulundu. Fatih de yayını hazırladı. Onun dışında bizim edebiyat tarihlerinde çok görmediğimiz, duymaya alışık olmadığımız yazarları ve son zamanlarda özellikle kadın yazarları ele alan çalışmalar yapıyor. Bu başlı başına bence bir vurgu noktası. Ve Tanzimat ve Edebiyat derlemesi. Mehmet Fatih Uslu ile birlikte yaptıkları. Aslında 2-3 sene önce onları birlikte buraya davet etmiştik ama bir türlü imkanlar el vermedi. Üzerine pandemi geldi. Bir gün umarım ikisiyle birlikte sadece o kitap üzerine de bir
oturup yapabiliriz. Ama o kitap başlı başına bir kaynak ve bizim alanımız için bir dönüm noktası. Çünkü çok büyük ölçüde Tanpınar'ın 19. yüzyıl Türk Edebiyatı başlığı altında yazdığı tarihi başka bir şekilde görmemizi sağlıyor. Yani onun edebiyat tarihi, Osmanlı edebiyatları içinden çıkardığı tekilliği alıp, bakın burada böyle bir şey var diye gözümüze sokuyor. Bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Fatih Altuğ'a tekrar teşekkür ederim. Bunun tek başına bir okul sayılabileceğini tekrar vurgulamak isterim. Şehir Üniversitesi kapatıldıktan sonra umarım çok daha uygun koşullarda, çok daha fazla öğrenci yetiştirebileceği, çok daha fazla akademik çalışmaya imza atabileceği bir ortamda akademik kariyerine devam edecek. Bundan zaten eminim ama yine de vurgulamak istedim. 45 dakika civarı bir konuşma, ara vermeyeceğiz. Yarım saat civarı soru cevap, dağılacağız. Maskeleri çıkarmıyoruz. Tekrar teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Konuşma yapma ciddi bir kurum olduğunu gösteren şeyle sonunda. Önce duygulandım, sonra bir kendime çeki düzen vereyim dedim. Çok sağ ol Murat ve genel olarak Tarih Vakfı Ankara'ya teşekkürler. Hani burada olmak benim için çok büyük mutluluk. Murat'ın bahsettiği o kolektif çalışmalardan önemli bir kısmını Murat'la birlikte de o kolektif bir parçasıyız. Tez jürilerinde, işte kitaplarda vesaire. O bakımdan yani bunun artması, vurgulanması çok kıymetli benim için. Peki, şimdi bugün yani Osmanlı kadın yazarlarının modern edebiyat alanındaki öncü kadın yazarlarından işte iki kız kardeşi Fatma Aliye ile Emine Semiye'nin biyografi, tiyatro, hikaye, roman gibi farklı türleri kullanarak yazdığı ve kendilerinden önceki geçmiş kadın deneyimlerini bir şekilde kurmacalaştırdıkları, belli bir anlatım içine dahil ettikleri, hani bir tür işte kadın tarihini değişik türler aracılığıyla bir proje olarak tekrar tekrar kurmaya çalıştıkları o metinleri ve bu kurma çabasının kendisini anlatmaya çalışacağım. Burada onunla ilgili bazı temel bilgilerimi, bulduğum bazı şeyleri paylaşacağım. Umarım sonrasında da hep birlikte onu tartışacağız. Yani kabaca şöyle bir şey söyleyeyim başlangıçta. Yani 1890'lı yıllar Osmanlı edebiyatında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bir yandan edebiyatın o ana akımında, modern edebiyatın ana akımında çeşitlenmeler var. Kutuplaşmalar ve farklı gruplar, ittifaklar, gerilimler söz konusu. Ama bir yandan da bizim için önemli olan bir alt alan olarak kadın yazarlık alanının ortaya çıktığını görüyoruz. Yani mesela bir kadın tarafından yazılan ilk roman Zafer Hanım'ın Aşkı Vatanıdır 1877'de çıkıyor. Kadınlara yönelik olarak yayınlanan ilk süreli yayın 1869'da çıkıyor. Ama bu tarihlerden itibaren 1890'lara kadar aslında bu ilk çıkan metinlerin devamı gelmiyor. İşte 1890'da hala yazarını bilmediğimiz bir kadın imzasıyla yayınlanmış olan Rehyab-ı Zafer adlı roman çıkıyor. 1891'de Ahmet Mithat ve Fatma Aliye'nin ortaklaşa yazdığı Hayal ve Hakikat romanı çıkıyor. O da ilk yayınlandığında Ahmet Mithat ve Bir Kadın adıyla yayınlanıyor. Sonrasında o kadının Fatma Aliye olduğunu öğreniyoruz. 92'de Muhadarat, bu sefer Fatma Aliye'nin kendi adıyla ve tek başına çıkardığı roman. Ve 95'e kadar bildiğimiz romanlar bunlar. Yani kadınlar tarafından yazılmış olan metinler. Ama 1895'ten 1900'e kadar olan o yüzyılın son 5 yılında birdenbire ortaya bir kadın yazarlar kuşağı çıkıyor. Çoğunlukla adımları mahsus gazetenin etrafında toplanmış olan bir kuşak bu. Ama başka mecraları da var. Ve bu ortaya çıkan kuşak kendisini kadın yazar olarak tanımlıyor. Hani işte o ana akım edebiyatın içerisinde bir yazar olarak değil de özellikle kadınlığını vurguluyor.
Diğer taraftan muhataplarını da işte eserlerinde seslendikleri kişileri de kadın okur olarak tanımlıyorlar. İşte kariyelerim diye işte Osmanlıca ifadesiyle kullanıyorlar ya da doğrudan işte hemşireler şeklinde, kız kardeşlerim şeklinde ifadeler de var. İşte bu ana mecraları olan Hanımlara Mahsus gazeteye baktığımızda da o da zaten adı üstünde hanımlara mahsus olmakla kendini tanımlıyor. Yani böyle bir kadın okurların, işte kadın yazarların birdenbire sayısının arttığı, temel olarak kadın okurlara seslendikleri ve alanın dergilerinin, kurumlarının da kadınlar arası olarak tanımlandığı bir eğilim var. Ve burada o 5 yılın içerisinde mesela 15'in üzerinde roman yayınlanıyor. Yani o 1877'den 1895'e işte elimizde 4 roman var. Bunlardan iki tanesi bir kadın diye yazılmış. Bir tanesini hala bilmiyoruz. O bir Reyhan Zafer. İlginç bir örnek. Yalnızca Zehra Toskan'ın elinde bir örnek var. Hani başka hiçbir kütüphanede yok. Hani onu okuyan tek kişi o. Hakkında bir yazı var. Hani o kadar. Başka yani bizi kandırıyorsa, varsa hiç ölçebileceğimiz bir şey yok yani başka bir kıstasımız. Ama hani çok umarım Zehra Hoca'nın onu yakında yayınlar da o da dolaşıma girer. Şimdi burada genellikle hani bu bir hızlanış var 1895 sonrasında ve bir kuşağın ortaya çıkışı var. Bu kuşağın kendi içinde de hani ana konular 1890'ların aile ilişkileri, genellikle şehirde değil de işte ev içinde geçen, domestik alanı anlatan, kadın erkek ilişkilerinin içerisinde krizleri anlatan, o krizlere karşı çeşitli hani çözüm önerilerini, farklı pozisyonları vurgulayan metinler ağırlıklı olarak. Yani başta Fatma Aliye ve Emine Semiye ama başka yazarlarda kendilerinden önce gelen kadınların tarihine dair metinler yazmaya başlıyorlar. En üretkenleri Fatma Aliye ve Emine Semiye, işte Ahmet Cevdet Paşa'nın kızları ve diğer roman alanında da o 1890'lardaki en üretken iki yazar bu iki kardeş. Ama bu özel alanda da gerçekten onlar önemli ama onların dışında mesela Fatma Şadiye'nin de metinleri var. Ya da bu alanda yazan erkek yazarların da bu konulara girdiğini görüyoruz. İşte mesela Ebu Ziya Tevfik Takvim-in Nisa adlı bir yıllık çıkarıyor. Orada Avrupalı ve işte Müslüman kadınların, geçmiş dönemden kadınların hayat hikayeleriyle ilgili işte 300-400 sayfalık metinler yayınlıyor. Yani bu kadınlara yönelik bir takvim. Hani her yıl çıkıyor ve işte bir almanak. Orada o yıl alanlar işte geçmiş kadın tarihinin böyle biyografi düzeyinde izlenimi görüyorlar. Hani böyle bir eğilim var. Ama bu iki kız kardeşin projesi çok daha başka ve çeşitli. Yani yalnızca işte Fatma Aliye ve Emine Semiye'nin hani bir girişimi olarak değil, aslında kendi içinde bir kolektiviteyi barındıran bir proje oluyor bu. Onu bugün göstermeye çalışacağım. Şimdi ana hatlarıyla değineceğim metinleri şöyle bir hızlıca geçeyim. Sonrasında her gün daha ayrıntılı konuşuruz. 1891'de Fatma Aliye, yani Hayal ve Hakikat'in yayınlanışıyla eş zamanlı olarak Nisvan-ı İslam adlı, işte İslam Kadınları diye bir kitap yayınlıyor. Bu kitap üç bölümden oluşuyor. Diyalog üzerine kurulu, işte muhavere diyor. Avrupalı kadınlarla yaptığı üç konuşmayı kurmaca ile gerçeği iç içe geçirerek bir araya getiriyor ve Nisvan-ı İslam'da yani Avrupa kadınlarıyla Müslüman kadınlar üzerine yaptığı konuşmaların toplamı. Sonra 1891'deydi bu. 1899'da Fatma Aliye Malumat Gazetesi'nde Namdaran-ı Zenan-ı İslamiyan, işte ünlü Müslüman kadınlar diye çevirebileceğimiz bir yazı dizisine başlıyor. Bu da işte 1899'da başlıyor, 1901'e kadar aralıklarla devam ediyor. Ve kitaplaşmıyor. Yani tefrika olarak gazetede kalıyor. Sonra tarihini bilmediğimiz bir metin var. Fatma Aliye'nin Sabiha adlı tiyatro oyunu.
Sabiha da, yani yarım kalmış bir oyun bu ve tam ne zaman yazdığını bilmiyoruz. İşte Oktay Hoca ile konuşuyorduk, Atatürk kitaplığında Fatma Ali'nin evrakı var. Bunların hepsi PDF olarak ulaşılabilir durumda. İşte Sabiha da Endülüs zamanında işte ünlü Endülüs hükümdarı 3. Abdurrahman'ın ardından gelen 2. hakemin eşi. Ama oyunda daha çok 3. Abdurrahman ve onun ortamı anlatılıyor. Ama önemli bir kadın sultan Endülüs'te. Bu ona dair bir oyun. Sonrasında 1911'de Semiye'nin yazdığı Emir Çoban Kızları yahut İki Kadın'da Aynı Talih diye bir metin var. Bu iki bölümden oluşuyor. Hatta bu iki bölümü ayrı metin zannediyor birçok araştırmacı ama aslında birleşik. Bağdat Hatun ve Dilşat Sultan adlı iki bölümden oluşuyor. Burada da Moğol istilası sırasında işte Anadolu'da ki o taht mücadelelerinin, güç mücadelelerinin içerisinde aktif olmuş olan iki kadının hikayesi anlatılıyor. Bağdat Hatun ve Dilşat Sultan üzerinden. Bu 1911'de. Ve bu metinler de el yazısı halinde var. Yani yayınlamamış Emin Esremi'ye. Sonrasında işte şeyler halinde, taslak halinde, yani bitirmemişti. Bazı notlar var. Hani onları ben işte bir TÜBİTAK projesi işte yaptım. Bu Osmanlı kadın yazarlık alanı üzerine. Orada işte yaklaşık değişik zamanlarda 10 kişilik bir araştırma grubumuz vardı. Oradaki arkadaşlarla birlikte bir şekilde tamir ettik ve bu metinleri yeniden yayınladık. Emine Semiye metinlerinde. Yani şimdi bu durumda yani 1891'den 1911'e kadar olan sürede, o 7 yıllık sürede işte şeyle diyalog tarzında muhavere yoluyla ya da işte biyografi yoluyla ya da tiyatro ya da hikaye yoluyla geçmiş dönemin kadınlarının deneyimlerini anlatmak ve şimdiki yani o 1890'lar ve 1910'ların gündemiyle diyaloğa sokmak gibi bir çabaları var. Bu bakımdan ilk olarak şeyle, Nisvan-ı İslam'la başlayacağım. Bu çabanın ne tür kendi içinde başka karşılaştırmaları ve tercümeleri barındırdığını göstermek adına. Hani bu bir tür tarih yazma çabasının nasıl çapraz ilişkiler doğurduğunu. Şimdi Nisvan-ı İslam içeriğinde ilgili özel bir noktaya değinmeden önce dolaşım hikayesini biraz vereyim. Yani 1891'de metin çıkıyor. 1895'e kadar hani 4 yıllık süreçte 2 kere Fransızca'ya çevriliyor. 2 kere Arapça'ya çevriliyor. 1 kere Arapça üzerinden Urduca'ya çevriliyor. Yani böyle bir şeyle hani mesela benim bildiğim kadarıyla Osmanlı son dönemi edebiyatında hani 19. yüzyıl metinlerinde hani böyle bir çeviri faaliyeti yok. Hani şeyler 1910'da Abdülhamit Yaşar'la Komisyer Van Todian'ın metni öyle 6 dilde çok hızlı bir şekilde yayınlanıyor ama şeyde daha erken dönemlerde böyle bir şey yani Urduca'ya kadar giden tekrar tekrar çevrilen bir şey olması ilginç. Şimdi burada da mesela Fransızca çevirilerine bakıyoruz. Yani bir yıl arayla ard arda çıkıyor çeviriler. Birinci çevirmen Olga Lebedev. Türkiye'deki araştırmalarda daha çok Madame Günler adıyla biliniyor. Rus bir işte şarkiyatçı, oryantalist, Türkolog. Yani 1800 şeyi düşünün, hani işte Avrupalı kadınlarla Müslüman bir kadının Fatma Aliye'nin karşılaşmasını anlatan metin bir Rus tarafından Fransızca'ya çevriliyor. Hani böyle bir şey var. Sonrasında iş daha karışıyor. İkinci çevirmen, Fransızca çeviren ikinci kişi Nazime Rukiye. Şimdi bu kişiyi çok araştırdım. Kim? Hani Nazime başka yerlerde karşımıza çıkmayan bir kişiydi. Yine Atatürk kitaplığındaki Fatma Aliye evrakındaki mektuplardan öğreniyoruz ki aslında takma atmış Nazime Rukiye. Ve Ahmet Cevdet Paşa'nın
yakın arkadaşı olan ve işte Osmanlı bürokrasisinde de etkili olan Hristo Forides adlı işte Rum bürokratın kızlarıymış. Nazmi Rukiye. Yani iki Rum kız kardeş çeviriyorlar ve bir Müslüman takma adı alıyorlar. Fransızca çeviriyorlar. Böyle bir yani şeyin kendi içinde hani Fransızca iki kere çevrilirken aynı zamanda da dinler ve etniseler arası bir dolaşım söz konusu. Sonrasında Arapça'ya iki çeviri. Orada da işte şey hani bir Beyrut'ta basılıyor, bir Kahire'de basılıyor. Beyrut'taki basım aslında yani tek başına da basılıyor ama asıl daha çok dolaşıma girdiği şey Zeynep Fevvaz'ın bir kitabı var. İşte kısaca şey diyelim, Et Dürül Mensur Fi Tabakati Rabbetül Hudur diye. Aslında tıpkı Nandaran Zenal İslamiyan gibi bir kadınlar tarihi Zeynep Fevvaz'ın. Yani önemli bir Arap edebiyatçısı, modern Arap edebiyatının ve özellikle işte kadın yazarlık bakımından da ilk örneklerinden birisi Zeynep Fevvaz. Ve geçmiş kadın deneyimlerine dair bu kitabını yazarken kitabın içinde yani şeyden işte cahiliye döneminden 19. yüzyıla kadar getiriyor hikayeyi. Ve son örnek olarak da hani önemli kadın olarak Fatma Aliye'yi alıyor. Fatma Aliye'nin hayatıyla ilgili 200 sayfalık bilgiden sonra Fatma Aliye'nin Nisvan-ı İslam'ının çevirisini koyuyor. Metnin sonunda. Hani böyle şeyle her şeyle iç içe girmeye başlıyor. Hani şeyler Avrupalı kadınlarla konuşmalardan oluşan kitap. İşte Müslüman kadınların silsilesini ortaya koyan Arapça bir kitabın sonundaki tanıtımın eki oluyor. Ve şeyi de mesela işte bunların biraz ön sözlerinde benzeri şeyleri çalıştım, nasıl sunulduğuna baktım. Biraz şimdi buradaki konuyu aşan bazı noktalar da var. Ama şey de tam bilgi sahibi olamadım. Hani Urduca metne ulaştım. Ön sözü yoktu. Hani oradaki süreçlere dair çevirmen de çok belli değildi. Hani belki onu da biraz daha bilgi sahibi olduğumuzda o da şey olabilir. Yani bu sonuçta karşılaşmalar üzerine bir metin dolaşıma girdiğinde de sayısız karşılaşma üretiyor. Böyle bir yapısı var ve bu bakımdan da Osmanlı Edebiyatı'nın ve o zamanki diğer metinlere göre çok daha fazla küreselleşmiş olan bir metin söz konusu. Ve bunun içerisine girdiğimizde de işte şey mesela her bir bölümde Fatma Aliye işte şey işte bugün Madame L ile görüştük. Madame L ile şu konular hakkında tartıştık. İkinci bölüm Madame R, işte üçüncü bölüm Madame S. Yani isimlerini vermediği İstanbul'a gelmiş şeyler, kadınlar var. Avrupalı kadınlar bunlar. Ve onlarla yaptığı tartışmaları anlatıyor ve o kadınlar genelde şey soruyorlar, Müslüman, İslam ve kadın üzerine soru soruyorlar. İşte çok eşlik üzerine soruyorlar, işte şeyler, örtünme üzerine soruyorlar. Hani birçok işte güncel, hala bildiğimiz konulara dair şeyleri, Fatma Aliye'nin pozisyonunu, işte İslam'ın pozisyonunu, işte kadınların gündelik hayatı ile işte kitaptaki, teorideki kadın algısı arasındaki ilişkiler, uyumlar, ihtilaflar, tüm bunlar. Ve genelde Fatma Aliye de bu şeylerde savunmacı bir yanı var. Yani işte anlatıyor. Ya da hani burada çok sevmeyebilirsiniz bu durumu ama mesela Avrupa'daki metresliğe göre işte İslam'daki çok eşlik daha iyidir diyor. Hani göreceli iyileştirmeler yapıyor. Ama tüm bu hani argümantatif tartışmanın içindeyken bile sürekli tarihselleştiriyor. Yani o konuşmanın içerisinde tarihten örnekler veriyor. Yani mesela işte görücü usulüyle ilgili evlilik, hani bunun eleştirisi, görmeden evlenme üzerine Avrupalı kadınlardan gelen itirazlar var. İşte şey yapıyor, işte ne bileyim, işte peygamberin zamanında asıl olan kadın ve erkeğin görüşmesiydi. Evlilikler bu şekilde gerçekleşiyordu. Bu sizin itiraz ettiğiniz şey aslında gelenektir. Hani tarihselliğin içerisinde yeni bir hal almıştır. İşte işin özünde yoktur. Ya da hani bu buradaki gelenektir. Halbuki Bosna'da işte uzun yıllar boyunca hala bu aynı gelenek, yani o görüşerek evlenme, severek evlenme devam etmektedir. Kitabi İslam ve
işte gelenek üzerinden bir ayrım kuruyor. Ama kendi içerisinde onu tarihselleştirirken aynı zamanda çoğullaştırıyor da. Hani bazı şeylerin de bir tür işte arzi olduğu, zorunlu olmadığına dair bir argümantasyon sunuyor. Hani bu anlamda hani bu tarihselleştirme, bir tarih kurma çabası bakımında Nisvan İslam'da çokça şey görüyoruz. Şimdi burada özel bir örnek var, onu daha açacağım. Yani kitabın ana kurgusu az önce söylediğim gibi. Burada ikinci muhaberede Madame Re diye bahsedilen bir kadın var. İşte onunla yine bu konuları konuşuyorlar. Sonrasında Madame Re ile işte şey üzerinden de, mesela Ramazan o sırada, iftardan sonra işte ya yani iftarda birlikte yemek yeniliyor, iftarın işte süreci anlatılıyor, oradaki usuller anlatılıyor. Sonrasında kahve içiliyor, işte müzik dinleniliyor ve tüm o hani bir tür şeyden çok, tartışmadan çok aslında iki kadın arkadaşlığı, birbirini ilk defa tanıyan kadının, iki kadının birbiriyle dostluk kurması üzerine bir anlatı kurmaya başlıyor Fatma Aliye. Ve orada hatta şeyle hani kadının güzelliğine vurulmuş durumda, işte teninin güzelliğini uzun uzun anlatıyor, işte elbisesinin içerisinde elbisenin güzelliği ve elbisenin ardında görünen tenin güzelliği. Hani bir tür çok yoğun olmamakla birlikte erotize ediyor karşısındaki kadını. Ve ikisinin sessiz kaldıkları anlar var, müzik dinledikleri ya da gökyüzüne baktıkları, kadının gökyüzündeki yıldızlardan bahsettiği, hani Fatma Aliye çok eşlikten bahsediyor, kadın da yıldızlardan bahsediyor böyle bir ortamda. Ama şey, hani orada özel bir bağ, sessizce kurulan bir bağ olduğunu düşünüyor. Ve gitmeden önce, şey bitirmeden önce kadının bir hatırat yazdığını ve işte burada bu yolculuğu sırasındaki izlenimleri yazacağını öğreniyor. Acaba diyor, o bu geceyi yazmış mıdır? Ve burada bitiyor metin, sonra üçüncü bölüme geçiliyor. Şimdi ben tabii bu soruyu sorunca bunu acaba yazmış mıdır diye ben de Fatma Ali ile birlikte meraklandım. Böyle biraz hani anlatması uzun, çeşitli tesadüfleri falan da içeriyor ama biraz çeşitli çaprazlaması araştırmalarla aynı akşamın işte buradaki Madame Rey'nin aynı akşama dair yazdıklarını buldum. 1891'de olaylar geçiyor. 1891'deki Amerikan gazetelerinde hem de birkaç farklı gazetede yani şey gibi bu hani günümüzde şey oluyor ya işte bir hani gazetede haber çıkıyor sonra birdenbire çeşitli internet siteleri aynı haberi çoğaltıyorlar. O bu şeyde öyle bir şey olmuş. İşte iftar ine harem diye, haremde iftar diye bir yazı yayınlanmış ve yazarı Tasma adında, takma adı kullanıyor. O kişinin de kendisi Jesse Couvreur adlı Avustralyalı bir kadın yazar. Yani şeyle birdenbire o gece işte İslam ve kadın ve aynı zamanda işte bir dolunayın olduğu akşamda bebek sırtlarında işte boğaza bakmanın yaşandığı, o yakınlığın kurulduğu o gecede aslında Osmanlı modern edebiyatının en önemli kadın yazarlarından birisiyle Avustralya'nın işte ilk kuşak kadın yazarlarından bir başkası karşı karşıya gelmişler. İşte Tazmanyalı olduğu için Tasma takma adını kullanıyormuş işte Couvreur. Ve hemen hemen yani aynı yıllarda hemen hemen aynı üretkenlikle roman yazıyor iki kadın da. Ama aralarında bu anlatımlara baktığımızda hiç o edebiyat üzerine konuşmamışlar. Şey ama ilginç, işte Tasma aynı geceyi anlatıyor. Ve bu sefer işte hani Fatma Ali yani öncesinde bir ikinci Abdülhamit Türkiye'si İstanbul'u anlatıyor. Hani baskı altında inleyen bir halkın hikayesini anlatıyor. İşte şeyler, yani çok karanlık bir İstanbul. Aynı zamanda yolların ne kadar işte şey olduğu, bozuk olduğu, bir tür daha geride kalmış bir şehir. Hani o tabii güzelliğiyle altyapısı arasındaki uyumsuzluk böyle bir şeyle başlayıp
Sonrasında şeye geliyor, sonunda eve geliyor ve evde gördüklerini anlatıyor ve Fatma Aliye'ye dair şey bu, işte konuştuk diyor, İslam'da çok eşlilik, işte görme, görmeden evlenme, tüm bunları. Ama çok, ne denir, sabit fikirli bir kadındı diyor. Halbuki Fatma Aliye şey diyordu, ben işte konuştum ve ikna ettim onu diye anlatıyordu. Şey, Tasma çok sabit fikirliydi, yalnızca kendini doğruluğa inanan bir kadındı diye sunuyor. Ve o tartışmayı vurguluyor. Sonrasında da işte müzik, Osmanlı müziği kadar sıkıcı bir müzik görmedim diye. Yani o gecede o çok o yakınlıkta aslında hiç öyle bir şey hissetmemiş. Ve bu, buna benzer, hani aynı geceyi nasıl bambaşka yaşadıklarını görüyoruz bu yazıdan. Ama yani bu biraz tabii şey, anekdot yanı. Asıl yani Nisvan-ı İslam'ın hem dışındaki bu çeviri süreçleri hem de kendi içindeki karşılaşmaların nasıl kendi içinde kat kat başka karşılaştırmaları barındırdığına dair bence çok çok güzel bir örnek bu. Ve oradan da bir şekilde hani şeyle biraz hani kadın yazarlar arası başka bir network, daha küresel bir ağın olduğuna dair de işaretler var burada. Yani işte Olga Lebedev'inden Nazime Rukiye Takmuadı'na, Zeynep Fevvaz'a, Jesse Kurrur'a, Fatma Aliye'ye uzanan, dönüşen, ilişki kurulan bir boyut var. Ve sonrasında şeye geçtiğimizde, Namdaran-ı Zenan-ı İslamiyan eserine. Şimdi burada da yani şey hatırlatayım, 1899-1901, yani bu sefer işte bir 8-10 yıl sonrasındayız. Bu kitabı da aslında Fransızca olarak yazmış Fatma Aliye. Yani önce kitap olarak yazmış, elimizde tefrika var. Fransızca bir kitap olarak yazmış. Kimin için yazmış? Fransa'da bir sergi var. O sergide Osmanlı kadınları ve Müslüman kadınlarla ilgili bir bilgi istenmiş, onun için yazmış. Bilgiyi isteyenler Bertha Palmer ve Frances Willard adlı iki kadın. İkisi de Chicago'lu, işte yani Amerikalılar. Bertha Palmer 19. yüzyıl işte Chicago'sunda önemli hayırseverlik etkinliklerinin başında olan böyle şey bir kadın, ne denir, öncü kadınlardan. Frances Willard da öyle ama ona göre daha politik, yani kendini işte bu süfrajet hareketinin içerisinde tanımlayan birisi. Aynı zamanda şey diyelim, yani Hristiyan sosyalizmi ile feminizm arasında bir şey kurmaya çalışan. Her ikisiyle dostlukları var Fatma Aliye'nin, tanışıklıkları var. Ve onlar zaten çok araştırma yapmışlar şeyle ilgili, hani genelde işte İslam ve kadın meselesine ve bunun tarihine dair. Ama bilmeyenler için işte o Fransa'daki fuarda sunulmak üzere bu kitap istenmiş. İşte Fatma Aliye bunu hazırlamış, sonrasında da ben bu eseri önce Türkçe olarak sunayım demiş. Elimizde Fransızcası yok, işte yarım kalmış olan Türkçesi var. Ve orada diyor ki, sunuşta, yani işte şu andaki Türkiye'deki kadın hareketi bir taaddüsün içinde değildir, teceddütün içindedir. Yani hiç yoktan birdenbire ortaya çıkan bir şey değildir. Aslında geçmişte olan işte öncü kadınların devamı olarak bir yenilenme, yani onların geleneği unutulmuştur. Biz bu unutulmuş olan geleneği yeniliyoruz, yeniden hatırlatıyoruz, sıfırdan bir şey yapmıyoruz. Ve bunu yaparken de işte bir tarafta şey var, işte geçmiş kadın geleneğimiz var, diğer tarafta Avrupa'daki kadın hareketi var. İkisinin içindeki işte şeyle, o Osmanlıcasıyla kullanıyor da şeyle, itme çekme gücü, ikisinin arasında kalma hali, o manyetik alanda biz çok daha iyi ilerleyebileceğiz. Hani bu bize bir zemin sağlayacak. Şey yapar, yani kendi geçmişimizi hatırlayarak aynı zamanda Avrupa'daki kadın hareketiyle daha kuvvetli bir bağ kurabileceğiz diye tanımlıyor. Ve sonrasında böyle kuşak kuşak işte şeyden, işte peygamberin döneminden 19. yüzyılın sonuna kadar
kadınları tabakalar halinde anlatıyor. İşte Abbasi dönemi, Emevi dönemi, Endülüs Emevileri, işte Anadolu'daki kadınlar, Osmanlı dönemi, bizim çağımızdaki 19. yüzyılda işte bu teceddüdün içinde olan kadınlar tarzında hani yakın arkadaşlarına, işte Nigar Hanım'a kadar getiriyor. Ve orada yani birçok ilginç nokta var ama size birkaç tanesini böyle kısaca söyleyeyim. Mesela anlattıklarından bir tanesi işte peygamberin kızı Hazreti Fatıma. Şimdi onu anlatırken şöyle vurguluyor, yani uzun bir anlatı ama şunu özellikle vurguluyor. Hani dünya malına hiçbir ilgisi olmadığını uzun uzun anlattıktan sonra işte peygamberin ölümünden sonra Ebu Bekir'in karşısına çıkıp mirasını istediğinden bahsediyor. Hani şey değildi diyor, yani dünya malına hiçbir tamahı yoktu ama kadınların babalarının mirasında hakları olduğunu göstermek için bu eylemde bulundu. Çünkü onun yaptığı eylemler diğer kadınlar için örnek oluşturuyordu. Yani mesela orada şeyi, hani bu motivasyonu işte hukuku nisvan diye adlandırıyor. İşte kadın hakları için yapılmış, kadınların oradaki talepleri için yapılmış bir şey olarak yorumluyor. Ya da başka bir örnek, işte Ümmü Süleym adlı kadını anlatırken, mesela bir erkeğe çok aşık olmasına rağmen o şeyle kendisiyle aynı inançta, aynı işte dinde olmadığı için o erkeği reddedebilme ve onun Müslüman olmasını sağlayabilme gücüyle öne çıkarıyor. Başka bir şey, Zeynep binti Kadir kendisiyle hiç daha önce görüşmeden işte kabile arası bir anlaşmayla evlendirdi bu kadının. Kocasına karşı nasıl rasyonel bir şekilde davrandığı, hani işte biz görüşmediğimiz için sana aşık olmamı bekleme, zamanla belki olur, belki olmaz. Hani kuralları şimdiden belirleyebilir, ilk akşamdan yaptıkları konuşmayı anlatıyor. Sultanlarından, işte Baybars'ın kızı Tiskerbay, o da kadınlara yönelik ilk sığınma evini açtığı için hem alim kadınlar hem de işte boşanan bir şekilde sığınağa ihtiyacı olan kadınlar için çok büyük bir işte müesseseyi kurduğu için önemseniyor. Hani bu başka birçok örnek var ama bu örnekler de sanırım gösteriyordur, temsil edicidir. Yani şeyin yani şimdiki zamandaki bir kadın hakları söylemi, mücadelesi ya da imkanları için işte sığınma evleri gibi geçmişten örnekler, hani tarihselliği bu tür örnekler arasında sağlama ve bir bağ kurma çabası bu eserde çok belirgin. Sonrasında Sabiha eserine geldiğimizde, işte bu yarım kalmış bir eser ve hani burada tam aslında Sabiha'yı anlatacak eser bitiyor, hani o bakımdan bir talihsizlik var ama öncesinde 3. Abdurrahman'ın işte sarayını anlatıyor, Endülüs sarayını. Ve oradaki hani işte bu cariyeleriyle ünlü bir sultanmış. Saraydaki o cariyeleri anlatıyor. Ancak aralarındaki işte şairler, şeyler, işte müzisyenler, işte hat sanatçıları, tüm şeyde ustalıklara, çeşitli sanatkarlıklara sahip olan kadınların hikayesi üzerinden anlatıyor 3. Abdurrahman'ı. Oradan hikaye tam Sabiha'ya geliyor. Oradan şey olacak. Yani bir kriz yaşanıyor. Hani büyük sultandan onun oğluna doğru geçerken hani o oğlu tam küçük yaşta sultan oluyor. Onu taşıyamayacaktan tam o kriz anında Sabiha işte o geçişi sağlayan ve krizi gideren bir kadın olacak. Ama burada kesiliyor metin. Hani ama metinin gidişatını görebiliyoruz. Sonra yani Emine Semiye'nin metinlerine geçtiğimizde Sabiha'da Fatma Aliye'nin yapmaya çalıştığının burada daha tamamlanmış halleri var. İşte başlangıçta dediğim gibi yazma halinde kalmış, işte kitaplaşmamış ama nispeten metinlerin yani bütünlüğü var. Yani düzeltmeleri, inceltmeleri, bu tür şeyleri eksik değilim. Büyük ihtimalle daha yapacaktı. Şimdi burada da şeyle işte Moğol egemenliği sırasında Anadolu'daki taht mücadelesi ve orada işte Bağdat Hatun ilk olarak karşımıza çıkan işte şeyle Emir Çoban diye adlandırılan işte Çoban Oğulları diye bir küçük beyliğin
o ailenin içerisine Bağdat Hatun. İşte İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han işte onların topraklarını ele geçiriyor ve o sırada Celalilerin yöneticisi olan Hasan Kebir'le evli olan Bağdat Hatun'un Moğol yasasına uygun olarak boşanmasını ve evlenmek istediğini söylüyor. Ve Bağdat Hatun da ailesi bunu reddediyor, ailesi öldürülüyor. Tüm o Emir Çoban sülalesi işte Ebu Said Bahadır tarafından yok ediliyor. Hayatta kalanlar direnişe geçiyorlar. Bağdat Hatun da zorla onun eşi oluyor. Diğer tarafta ise Dilşah Sultan var. Bağdat Hatun'un işte yeğeni. Ebu Said Bahadır Han bir noktadan sonra Bağdat Hatun'u çok sevmekle birlikte Dilşah Sultan'a da aşık oluyor. Ve onu da çeşitli şeylerle, tekniklerle diyelim, onunla da zorla evleniyor. Sonrasında Bağdat Hatun da Ebu Said Bahadır Han'ı öldürüyor. Aslında tamamen sanki ona uyuyormuş, onun emirlerine uygun davranıyormuş gibi yapıp gizlice bir plan ortaya koyuyor Bağdat Hatun ve Ebu Said Bahadır Han'ı öldürüyor. Ama sonrasında da Bağdat Hatun da öldürülüyor ortaya çıkan kargaşa da. Bu sırada Dilşah Sultan kaçıyor. Dilşah Sultan Hasan Kebir'e Bağdat Hatun'un ilk eşinin bulunduğu yere gidiyor. Ve Hasan Kebir Dilşah Sultan'la evleniyor. Yani Bağdat Hatun ve Dilşah Sultan iki erkekle aynı anda evlenmiş oluyorlar. Yani burada. Yani böyle bir işte bir halayla yeğeni arasındaki garip bir kader, işte hatta işte iki kadın da aynı talih diye bir alt başlığı var metnin. Ama burada daha önemli olan şey bu, şu, yani bunun şu anda anlatmadığım kendi içerisinde çaprazlamasına başka boyutları da var ama daha önemli, merkezi olan tema şu. Mesela tarih kitaplarına baktığımızda ya da 19. yüzyıl sonunda bu kadınları anlatan başka metinlere baktığımızda, hatta günümüzde mesela Turan Oklazoğlu'nun Bağdat Hatun diye bir tiyatro oyunu var. Ona baktığımızda başta Bağdat Hatun olmak üzere bazen Dilşah Sultan da hain kadınlar olarak sunuluyorlar. İşte şeyle Moğol egemenliği sırasında direnmeyip düşmanla işbirliği yapan, işte fitne çıkaran kadınlar olarak sunuluyorlar. Halbuki Emine Semiye'nin kurduğu hikayede zalimle işbirliği yapan değil, zalimin aslında sonunda öldürülmesini mümkün kılan, ailesinden daha fazla kişi öldürülmesin diye görünüşte itaat ederken alttan alta bir direnişi örgütleyen kadınlar olarak sunuluyor her ikisi de. Bağdat Hatun ve Dilşah Sultan da. Yani bir tür aslında feminist bir yeniden yazım yapıyor Emine Semiye. Daha ana akım tarihçiliğin farklı boyutlarda, hatta işte tiyatro boyutunda bile işte kötüleştirdiği ve fitnecilikle yan yana getirdiği şey buradaki müdahaleyle birden itibar kazanmış oluyor ve başka bir potansiyele geliyor ki mesela Sabiha'yla da benzer bir şey var burada. Yani bir kriz anında erkeklerin krizle baş edemediği noktalarda o krizi geçiş sürecini sağlayan kadınlar olarak birden ön plana çıkıyorlar. Mesela burada şeyle tamamlayayım. Bu metni şöyle bitiriyor Emine Semiye. Evet, yani şeyle işte fakat o tarihte bile zeki ve zamanına göre oldukça ayrılık fikirli olan, sadeleştirerek söylüyorum bunu biraz daha ağır diye, bir hayli Bağdatlar, Dilşatlar zuhur ederek, ortaya çıkarak işte eylemleriyle erkekleri geçip büyüklüklerini ve kadınların derece-i kabiliyetini ispat etmişlerdir. Onların farkına varmadan gösterdikleri bu feministlik, bir kıskançlık yahut gözden düşmek gibi ahvalde erkeklerin gözlerini açınca mahmur nigahlarına şikar oldukları kadını öldürmeye kadar varıp onlardaki hürriyet-i şahsiyeyi mahvederek tabiatın
Bağursuz Şeriat-ı İslamiye'nin kadınıyla erkek arasında gözettiği hakkı müsavat düsturundan bir yaprak daha yırtmaya çalışıyorlar. Güya kendi fikirlerince cemiyeti beşeriye bir ahlak dersi vermiş olmakla iftihar ediyorlardı. Yani erkekler bu kadınları av olarak görüp işte sözde onlara bir ahlak dersi verdiklerini düşünürken aslında burada hürriyeti şahsiyeleri, kendi şahsi hürriyetleri, hakları için mücadele eden, farkına varmadan feministlik yapan kadınlar vardı diyor. Ve sonunda da en son şöyle bitiriyor, ben de onunla bitireyim. İşte orta çağ zamanlarında işte acaba kim akıl edecekti ki kadınların sokulduğu gaflet örtüsü gibi bezenilmiş olan o muhteşem sandık oda, yani Dilşat'ın tabutundan bahsediyor. İşte o muhteşem tabutta bulunan Dilşat'ın bakiye izamı, yani kemiklerinden arta kalanlar arasında uyutulan nisviyet, kadınlık, evvelce inci düşlerinden süzülen mütevazı tebessümlerine ve yegane silahı bulunan dil şikar bakışlarına bedel, bugün garp tarafından medeniyet libasını giyinerek ricale karşı ok kirpiklerini ve keskin tırnaklarını gösterdiği halde sırılsın. Yani önceden Dilşat'ın zamanında mücadele, işte inci dişleri göstererek, görünüşte tebessümlerle olurken, kimin aklına gelirdi ki diyor, bugün garptan alınan medeniyet libasını, yeni bir medeniyet örtüsü bürünerek, erkeklere karşı kirpiklerini ok gibi ve keskin tırnaklarını gösterir hale gelsinler. Yani burada birden yani şeyle, yani metnin sonunda o feminist politikasını açıktan söyleyen ve yine şimdiki mücadeleyle geçmiş zamandaki tarihsel deneyimi birbirine bağlayan bir sonla tamamlamış oluyor. Ben de böyle tamamlayayım.